Türkiye'nin en lezzetli kanadı oyunlu mamullerden herkese selamlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Rainbow Six Siege'in kapalı betasındayız. Hem bilgisayar hem de PlayStation 4 versiyonuna başvuru yaptım. Betanın, kapalı betanın bilgisayar versiyonundan bir cevap gelmedi. Fakat PlayStation 4 versiyonundan direkt geri dönüş oldu ve kapalı beta kodu verildi. Ben de bunu değerlendirdim. Hemen oyunu indirdim ve sizinle birlikte deneyeceğim. Açıkçası şunu da baştan belirteyim, ben bu oyunu önceden oynadım, seste bir sıkıntı çıktı, bazı yerlerde kesilme olmuş, atlama olmuş, işte bir ton kayıt sorunu, ben de senkron tutmadığı için maalesef oynadığım oyunun biraz üzerine konuşacağım. Gördüğünüz gibi oyunda sınıflarımız var. Sınıfların dışında da gördüğünüz gibi CTU yazıyor sanırsam. Orada birlikler var. Her birliğin farklı silahları var. Mesela ben Gigan diye bir şey. Gigan herhalde o. Tam nasıl okunuyor bilmiyorum. G-I-G-N. MP5 seçmişim silahı oradan. Gördüğünüz gibi belirli şeylerim var. Her şeyi alamıyorum. Sınıfımdan dolayı bu ilk başta verilen bir sınıf size. Fakat oyun parası var. Oyun parasını tamamladığınız zaman ileride 500 oyun parası sanırsam ona bir karakter açabiliyorsunuz. Direkt zaten size eğitici bölüm var. 3 bölüm var. 2, 4, 6 yani 600 oyun parası veriyor ve bir karakteri almanızı sağlıyor. Fakat ben ona daha girmedim. Çok erken oynadım çünkü. Oyunu şöyle söyleyeyim size. Counter-Strike havasından biraz daha farklı. Yani onun gibi hani öldüğünüz zaman maçın bitmesini bekliyorsunuz. Fakat daha taktiksel ve daha hızlı ölebiliyorsunuz burada. Hani ne olduğunu anlamadan pıt diye gidebiliyorsunuz birden. Biraz daha zorlayıcı bir yapısı var. Hani diğer FPS oyunlarıyla yani nasıl first person shooter yani birinci kişi bakış oyunlarıyla karşılaştırdığımız zaman Call of Duty ve Battlefield'i bahsediyorum. Hani çoğunlukla onunla o ikisi oynanıyor çünkü. Onların yanında biraz çok farklı duruyor. Ağır duruyor. Bayağı ağır. Taktiksel bir oyun gördüğünüz gibi. Hani şu an bizim buradaki görevimiz şu kutu var bir tane ortada. Onu korumak. Karşı tarafta küçük robotlar vardır onlar. Onları gönderiyor ve onlar sayesinde yerimizi öğrenmeye çalışıyorlar. Yerimizi öğrendikten sonra ise bize saldırı düzenleyecekler. Ve hani nereden saldırı düzenleyeceklerini siz de tam kestiremiyorsunuz. O yüzden oturup ya bir yerde defansta bekleyeceksiniz ya da tuzak kurmak için farklı yerlere gideceksiniz. Ki ben burada şu arkadaşın kullandığı silahın ne olduğunu bilmediğim için direkt öldüm. Normalde breach vardır. Hani duvara yapıştırırsınız ve patlar. Açıldıktan sonra eğer içeri girersiniz. Bu arkadaşın silahı yapıştırdığı yere yani yerin içine doğru bomba gönderiyor ard arda. Bunu bilmiyordum. Tabii ki direkt beni öldürdü. Ateş edecektim ona ama bu fırsatı bulamadım. Telefonum sürekli çalıyor. Kusura bakmayın sesi geliyorsa. Şu an atak takımındayız. Bir sefer geri düştük. Gördüğünüz gibi küçük robotları kontrol ediyoruz. Bunlar oyunun başında. Bu aslında oyunun başında çok önemli. Çünkü düşmanın yerini bulamadığınız zaman bu koca binanın içinde dolaşmaya başlıyorsunuz. Ve kısıtlı bir süreniz var. 3 dakika gibi bir zaman sınırınız var. Evet robot zıplayabiliyor az önce gördünüz. Kısıtlı bir zamanınız var. Ve bu kısıtlı zaman içerisinde düşmanın yerini tespit etmeniz gerekiyor. Edemezseniz zaten ben şu an ettim gördüğünüz gibi düşmanım alt katta. Fakat bombanın yerini tespit etmeniz gerekiyor. Takım arkadaşlarınızın da öğrenmesi için. İşte önemli kısım burada başlıyor. Takım arkadaşlarınızla çok önemli konuşabilmek. Çünkü ben mesela burada az önce mikrofonum olmadığı için oyun oynarken bu diğer arkadaşlara onların alt katta olduğunu bildiremedim. Mesela diğerleri onları gördü mü bilmiyorum ama ben sadece onların alt katta olduğunu gördüm. Bakın bunlar da buradan yukarıya tırmanıp yukarıya bakacaklar ilk seçenek olarak ama aslında attılar. Ben de yanına gidip alta inmeye çalışacağım. Büyük ihtimalle böyle yanlış hatırlamıyorsam. Kendi arkadaşlarınız varsa eğer oynamaktan çekinmeyin. Çok keyifli olacağına emin olabilirsiniz. Bu barikatlar falan bayağı işe yarıyor diyebilirim aslında. Hani taktiksel olarak da kullanıyorsunuz. Sadece düşmana engel olması için değil. Size siper olması için de kullanabiliyorsunuz. Hani birçok yerinden kırılması çok iyi olmuş. Ayrıca onun dışında hani birçok yer yıkılabilir durumda. İlerleyen bölümlerde göreceksiniz zaten. Bazı yerler var. Bakın şurada mesela kare bir yer var. Burası mesela direkt aşağıya inebilmeniz için
patlatabileceğiniz bir mekan. Mesela diğer yerlerde, burası olsun veya başka bir yerde olsun, patlattığınız zaman içeriye, aşağıya atlayamıyorsunuz çünkü engeller oluyor. Mesela burası tamamen bir açıklık. Buradan patlattığınız zaman direkt içeriye girme şansınız olabiliyor. Bunun dışında mesela oyunu zorlaştırmak için birçok şey yapmışlar. Oyunda mesela dost ateşi var, yani friend of fire dediğimiz olay var. Ola ki dostunuzun yanında bir bomba patlattığınızda, onu da göreceksiniz, onu da şahit olacağız birazdan. Ya da ateş ettiğinizde yanlışlıkla heyecana gelip birden üzerinize gelen dostunuza, çıkan dostunuza kurşun yağdırdınız, direkt ölüyor adam. Bu da sizden puan düşüyor. Hani gördüğünüz gibi, bakın az önce şeyin yerini keşfettiler. Ben buraya patlatmaktan vazgeçip o objektifin olduğu yere gideceğim. Orada patlatabilirsem eğer patlatıp içeri girmeye çalışacağım. Oyun dediğin gibi bir sürü taktiksel öğeler içeriyor. Grafikler hani efsane ya da muhteşem değil. Bakın bomba buradaymış, buradan girilebiliyor. Yani muhteşem değil, 60 FPS'i veriyor size. Zaten böyle bir oyunda hani çok fazla grafiğe ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Flashbang'i ben çok kullanıyorum çünkü içeri kör olurlarsa benim avantajım oluyor. Burada birazdan içeriye atlayacağım sanırsam, yanlış hatırlamıyorsam. Bunu çok yapmayın derim. Niye? Şimdi birazdan göreceksiniz. İndim, adam kör olmuş büyük ihtimalle. Onu öldürdüm. Tamam, bir kişiyi aldım, ancak gördüğünüz gibi burada heyecan yaptım. Eğildim, kalktım falan filan derken adam geldi beni öldürdü. Gördüğünüz gibi tek kaldım, öldüm mesela. Eğer takım arkadaşlarımla iletişim halinde olabilseydim öleceğimi sanmıyordum, ama bizden birisi daha gelip öldürdü diğerlerini. Takım arkadaşlarımla dediğim gibi iletişim halinde olsaydım eğer onların burada olduğunu söylerdim, ya da 3 kişi birden atlardık, etrafı taramaya başlardık gibisinden. Bunun dışında her iki tarafında kendine has, yani defans yapanın da savunma yapanın da kendine has özellikleri bulunmakta. Bunlar nasıl özellikler mesela? Defans yapanlar mesela yere dikenli tel bırakıyor. Bu dikenli tel düşmanı çok yavaşlatıyor. Karşı tarafta atak yapanları çok yavaşlatıyor. Onun dışında C4 bombası var. C4 bombasının şöyle bir kullanışı var. Diyelim bir kapıyı, barikata bir delik açıyorsunuz. O deliğin hemen altına bir C4 yerleştiriyorsunuz ve bekliyorsunuz orada. Düşman geliyor. Eğer o barikatın delik olan yerinden içeriye bakmaya çalışırsa kapıya yaklaşıp direkt C4'ü patlatıp onu öldürebiliyorsunuz. Böyle taktiksel öğeler kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında gördüğünüz gibi sınıflar kapalı. Dediğim gibi oyun parası kazanarak, level atlayarak açabiliyorsunuz bu karakterleri. Direkt size oyunun başında vermiyor. Gördüğünüz gibi bu sınıflar arasında da silahlar değişiyor. Bakın Spet Nazi diye bir şey seçtim mesela. Silahlar değişti. Bakın şu an yine değişiyor. Ona göre kendinize, pardon, silahlar belirleyebiliyorsunuz. Silah çeşitliliği çok ve silahları biraz daha detaylı anlatacak olursam silah kullanması burada zor. Call of Duty'deki kadar kolay değil ve Battlefield'deki kadar da kolay diyemem. Hani Call of Duty'ye göre çok zor, Battlefield'e göre orta zor. Yani bu Counter-Strike'da karşılaştırdığımız zaman biraz daha kolay diyebilirim. Çünkü ben Counter Strike oynadığım zaman çok rahat adam vurabiliyordum. Burada onu pek yapabildiğimi söyleyemeyeceğim. Çünkü hani bir anda ölebiliyorum ne olduğunu anlamadan. Burada az önce bahsettiğim C4'lü taktiği deneyeceğim. Fakat başarılı olmayacak. Sebebini birazdan göreceksiniz. Bakın böyle kırıyorsunuz orayı. Az önce şey gibi, bakın alttan şeyler geçiyor. Bizim yerimizi fark ettiler. Şu an gördünüz mü? Evet, gitti. C4'ü buraya yapıştıracağım. Gördüğünüz gibi buraya gelmeyecekler. Niye? Çünkü araçlar gördüğünüz gibi arkamdan geçmesine rağmen ben C4'ü oraya koydum. Büyük ihtimalle küçük ufak araçlarla görecekler orada C4 olduğunu ve o taraftan gelmekten vazgeçecek o aracı kullanan kişi. Sizi nerede olduğunuzu bakıyorlar. Mesela biz artık nerede olduğumuz ortaya çıktığı için sadece bekleyeceğiz o bölgede. O bölgenin dışına çıkarsak adamlar korumamız gereken paketi ele geçirip bölümü bitirecekler. Onun dışında söylediğim gibi her sınıfın kendine özel ekipmanları bulunmakta. Örneğin Hammer diye, Sledgehammer diye bir sınıf var.
elinde balyoz var. Balyozuyla sağa solu çok rahat kırabiliyor. Örneğin siz bir yeri kırmak için silahla ateş ederek veya normal vurarak çok uğraşabiliyorsunuz. Fakat Sledgehammer'ı olan sınıf sizin kadar uğraşmıyor. Direkt pataköte vurup geçiyor. Evet, burada bakın direkt bekleyişe geçtik. Gördüğünüz gibi oyun ağır ilerliyor. 3 dakika var gördüğünüz gibi. 3,5 dakika falan ya da 3,30 dakika size zaman veriyor. Şu robotu da patlattım. Dibimde duruyordu. Onu tekrardan kullanabiliyorlar çünkü patlatmanız lazım. Nerede kalırsa orada kullanılmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi tamamen bekleyişe geçtik. Sebebi ise artık nereden geleceğimizi, nerede olduğumuzu biliyorlar. Biz nasıl saldıracaklarını bekliyoruz burada tamamen. Çatının en üst katı patlamıyor. Bazı bölümlerde üstten giriş yapabiliyoruz. Onu da göstereceğiz. Gördüğünüz gibi 3'e 5 kaldık. Bizden 2 kişi keklik gibi avlandı. Burada hatta seslendirme yaparken oyunu sesleri bozulmadan önce keklik gibi avlanıyorlar bizimkiler dedim. Bakın adam o alttan açarak bir kişiyi öldürdü. Yanımdaki bir kişi daha öldü. Gördüğünüz gibi şurada bir kişi daha var. Bizden 2 kişi kaldık. O diğer üçüncüye bakmayın, soru işareti olan. O daha yeni girdi oyuna. Bakın yandan mesela. Nasıl öldüm ben? Kimse yoktu yanda. Şimdi göreceksiniz. Bakın kırdığı adam iple tırmanıp gördüğünüz gibi oradan bana ateş edip vurdu. Yapabiliyorsunuz. Bakın adamın elinde bridge vardı. Orayı da patlatmayı düşünmüş herhalde ama sonra vazgeçip kırıp ateş etti. Ufak bir kırık açıyor. Bütün tahtayı kırmıyor. Bu işte dediğim taktiksel öğeyi çok iyi yakalıyor. Niye derseniz, çünkü ufak aradan adamın sizi görmesi zorlaşabiliyor. O tahta kırılana kadar da çok fazla atak yemeyebiliyorsunuz ve hani az da olsa size katkısı oluyor diyebilirim. Aynı şekilde duvarlar için de bunu bahsedebiliriz. Bazı duvarlara direkt ateş ettiğinizde kurşun delip geçiyor ve sizi vurabiliyorlar. Gördüğünüz gibi şu an atağa geçtim. Kalkan aldım elime. Ve bu şeyler, özellikler atak ve defans olarak her, yani atağa göre farklı silahlar, defansa göre farklı silahlar olarak değişebiliyor. Mesela atak kısmında kalkan var ama defansta mesela kalkan alıp elinize yürüyemiyorsunuz diye biliyorum. Çünkü silahların hepsine bakmıştım. En azından benim sınıfım için kalkan yoktu. Gördüğünüz gibi tekrar aracı aldım. Ve gidiyoruz, bakalım ne olacak. Oyunun birçok şeyini anlattım size. Bundan sonra böyle hani oynarmışım gibi anlatayım. Yaşadığım şeyleri anlatacağım. Bu bölümde, bu yani bölümün gereği şu alt kısımda genelde çok olay dönebiliyor. Genelde bu alt kısmın biraz ilerisinde bomba olabiliyor. O yüzden direkt alttan gittim. Fakat altta bomba falan yoktu. Bulmamız gereken bölüm yoktu. Birkaç kişi de böyle, bu araçları da herkes aynı yere gitmemeli arkadaşlar. O 5 kişinin bir aracı var, ufak aracı. Herkes aynı yere gittiği zaman hiçbir anlamı kalmıyor. Gördüğünüz gibi bulamadık karşı tarafı. Şimdi ben ilerliyorum. Kalkanımı aldım. Ağır ağır gidiyorum. Burada başıma gelecek bir olay var. Onu da siz göreceksiniz zaten. Hani kimsenin başına gelmesin diyorum. Allah kimsenin başına vermesin diyorum. Hem böyle takım arkadaşları hem de benim gibi takım arkadaşını kimse vermesin karşı tarafa. Bakın buraya geldim. Arkamda benim takım arkadaşları var. Bak, ben buraya birinci yerleştirdim. İki tane orada şey, hook vardı. Ben geri çekildim ki bana bir şey olmasın diye. Patlattım. Eksi 100. Niye? Çünkü benim salak takım arkadaşım ne yaptı? O pencereye doğru gitti. Benim oraya bridge'i yerleştirdiğimi görmesine rağmen oraya gitmeye devam etti. Ben de bakmadım, kontrol etmedim tabii. İkinci halatı ben de sonradan fark ettim. Fakat eleman gitmiş oraya. Ölmüş. Kalkan şöyle bir özelliği var. Kalkan tuttuğunuz zaman çok az atlıyorsunuz. Fakat bayağı canım gitti gördüğünüz gibi. 2-3 kurşun yedim. 34 canım kaldı gördüğünüz gibi. İleride bir adam var. Gidemiyoruz gördüğünüz gibi. Yani 2 kişi olsak bile gidemiyoruz. Niye derseniz, çünkü oyun gördüğünüz gibi işte çok nasıl desem zor. Yani en kolay yolu budur. Zor. Çünkü çok rahat ölebiliyorsunuz. Bakın. Adam orada bizi gördü, hemen geri çekildi. Öldü yani. İki kişi arasında kaldı. Direkt öldü. Burada ne oldu? Bakın gördünüz mü? Nasıl öldüm? Bu adam bizi arkasında gördü. Kapının, bak, ayaklarım gözüktü. Kapının altından ayaklarım gözükünce direkt sıktı. Ayaklarım gözükmeseydi eğer
benim mi takım arkadaşımın gözüktü, hangi kimin ayağı gözüktü bilmiyorum, direkt bizi öldürdü. Pek de iyi olmadı diyebilirim bu. Bu işte yerleştirdiğiniz barikatları da taktiksel amaçla kullanabiliyorsunuz. Yani birçok yeri kapatıp örneğin bir yerin içine girip orada saklanabilirsiniz, bekleyebilirsiniz. Ayak gördüğünüz zaman tekrardan tık tık böyle arkadaşın yaptığı gibi sıkabilirsiniz. Ya ben burada yine aynı taktiği deneyeceğim herhalde. Tam hatırlamıyorum. Gördüğünüz gibi şu ufak şeyleri bazen vurması inanılmaz zor oluyor. Dolaşıp duruyorlar, bakın vuramadım burada mesela. Kaçtı yani. Friendly Fire da var mesela. Aranızda dolaşıyor, sizin ateş de edemiyorsunuz. Bir süre sonra bırakıyorsunuz, bakın vuramadım da. Eğilsem eğilmeyi deneyeceğim birazdan. Yine vuramayacağım. Kaçıyor çünkü. O beni izliyor, ben onu izliyorum. 8 saniyesi, 7 saniyesi var. Zaten yerimizi öğrendiler, nerede olduğumuzu. Ben yine aynı şeyi deneyeceğim. Fakat burada yaklaşmışken olaya biraz daha yine ucundan kaçıracağım. Niye derseniz şimdi birazdan göreceksiniz. Ben ayak seslerini duyacağım birazdan. Size gelir mi bilmiyorum oyun sesini ayarlarken. Sağ taraftan takır takır merdivenlerden çıkan birinin sesini duyuyorum. Orası kırık olduğu için sanırsam, hani çok kırmışım birazcık, ya da yanlış yere koyduğumu düşünüyorum. Bakın ateş etti direkt ve bomba devre dışı kaldı. Şu an bomba hiçbir şey yaramıyor. Ateş etmeseydi eğer, yaklaşsaydı biraz daha ölecekti. Fakat yapmadı. Akıllılık yaptı. Direkt orayı ateş ederek kırarak, gördüğünüz gibi şimdi kalkanıyla vuruyor. Kalkanıyor zaten. Evet. Burada nasıl öldüm ben? Değil mi? Garip. Adam bakın yukarı bakıyor. Ben nasıl öldüm diyeceksiniz şimdi. Yine o garip silahı kullanmış. O garip silahın bombası nasıl olmuşsa benim üzerime doğru geldi ve patladı. Şans işte. Direkt öldük zaten. 2-0 oyun. Kaybettik oyunu. 3-0 oldu. Bitmişti. Şimdi başka bir oyuna geçtik. Gördüğünüz gibi 0-0 Atakır takımındayım. Bu bölümü tam hatırlamıyorum neler olduğunu. Birazdan göreceğiz. Hani oyun size zaman vermiş her iki taraf içinde. İşte orayı kapat, hani defans yapan takımın savunma kurması için zaman vermiş. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Defans yapan takımın hani sağa sola kurduğu tuzaklar dışında çok fazla bir şey yok. Atak yapan takımın el bombaları bulunmakta. Defansın el bombası yok. C4'ü var diyebilirim. Onun dışında bu atak yapan takımın breach'i var. Duvarları patlattığınız zımbırtı ya da gaz bombası alabiliyorsunuz onun yerine. Burada evet hatırladım galiba burayı. Saçma sapan bir ölüm görebilirsiniz birazdan sonra. Birazdan sonra dedim. Biraz sonra. Flash bombası sanırsam 2-3 adet veriyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. El bombası alabiliyorsunuz direkt, normal grenade, hani patlayan ufak yuvarlak şey. O bir tane veriyor ondan size. Düşmanın yerini mesela bilmiyorsanız, diyelim öğrenemediniz. Size verilen süre bitti. O süre zarfında eğer ufak aracınız patlamadıysa tekrar kullanabiliyorsunuz. Ben mesela o aracı tekrar kullanıp düşmanların yerini tespit edebilirdik. Ama yapmıyoruz bunu genelde. Niye? Ben de bilmiyorum sebebini. Aslında yapmamız gereken bir şey. Bakın birisi bulmuş zaten. Şuradan ben hook atarak kenara inmeye çalışacaktım. Olmadı. Düştü. Öldü. Öldüğünüz zaman en azından şunu görmüş olacaksınız. Saçma sapan bir ölüme denk geldim bir şey denerken. Denememeniz lazım aslında böyle çekim yaparken, insanlara video gösterirken. Gördüğünüz gibi bakın ben karaya basılı tuttuğum zaman, bakın hızlı akıyor şu anda. Karaya basılı tuttuğum zaman kan akışı yavaşlıyor. Ve hani arkadaşınız sizi kurtarması için fazladan zaman kazanmış olabiliyorsunuz. Güzel bir detay olmuş aslında. Eğer ölmediyseniz ve düşman sizi öldüremediyse, kaçtıysanız sürünerek bir köşeye çöküp karaya basılı tutabilirsiniz. Dostunuz yakınınızdaysa, değilse zaten hani Allah rahmet eylesin. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş ölümümü seyrettiniz. Saçma sapan bir ölüm oldu. Ölürken de takla attım niyeyse. O maçı zaten kaybetmişiz. 1-0 sanırsam. Evet, şu an defans kuracağız. Bir izleyelim bakalım nasıl defans kuruyoruz. Ne yapacağız şimdi birazdan.
ufak şeyleri vurması biraz sıkıntı. Özellikle PlayStation üzerinden oynuyorsanız. FPS'ler tabii ki her zaman bilgisayarda daha rahat oynanıyor. Fakat ben PlayStation'da oynamaktan çok keyif alıyorum. Gördüğünüz gibi ben birçok yeri kapatıyorum çünkü düşmanın kafası karışsın diye. Ancak bombanın yerini keşfettikleri zaman kafa karışıklığından sebep olmuyor bu. Çünkü bombanın yerini biliyorlar ve o tarafa doğru yöneliyorlar. Ne yapabilirsiniz bombanın yerini öğrendikleri zaman? Böyle sağ solu kapatıp kendinizi bir yere kapatıp aslında orada böyle ayak sesi dinleyip saldırabilirsiniz aslında. Mesela ben burayı tekrardan söktüm. Çünkü açıklık olsun dedim. Bir tane daha. Aynen kapatmışım tekrardan. Burası artık birisi geldiği zaman karşı taraftan ses çıkartacak orayı kırmak için. Orayı kırdığı zaman mesela yakınınızdaki yerleri kapatmaya özen gösterin. Çünkü ses çıkardıkları zaman nereden geldiğini anlayabiliyorsunuz. Bu oyunda çünkü sesler önemli. Delicesine ses çıkartacaklar. Takır tukur vuracaklar, kıracaklar falan. Yani siz de o sırada onları indireceksiniz. Gördüğünüz gibi zırhım var. 42 zırhım var. Kaldı. Yanında bir yazıyor. Bir health'im kaldı sanırsam. Ya da olmayabilir. Can doldurma da oldu. Öldükten sonra bir kere canlanma şansı gibi bir şey oldu. Zaten bir kişiyi aldım. Tam bilmiyorum şimdi. Neyse onu atlayalım. İçeride bir kişi daha var. Ben şimdi yapmam gereken şey mesela el bombam yok mesela. Niye? Çünkü defans yapan tarafın el bombasını görmedim. Bakın beni burada indirdi. Ben ne yapacağım şimdi? Ama oraya bombayı attım. O adam da onu görüp diye dördün oraya attığımı görüp kaçtı. Benim avantajım oldu mesela. Oraya diken koymuştuk. Patlattım aslında. Hata yaptım diyebilirim. Nasıl bir hata göreceksiniz şimdi. Aslında tam hata da denmez aslında. Protect the biohazard container. Stop the hostiles from securing the container. They've ceased attempting. Evet, biraz sessiz oldum. Telefonum çaldı çünkü arkadaşlar, kusura bakmayın. Videoda hani konuşma yaptım, bayağı kesmek istemedim konuşmanın üzerine. Gördüğünüz gibi takım arkadaşım öldü. Yani hata yaptığım dediğim buydu aslında, oraya doğru yönlendi çünkü adam. Bakın burada 1.23 dakika var oyunun bitmesine, fakat biz savunmamız gereken yeri bıraktık ve oyun direkt bitti. Savunmanız gereken yeri asla bırakmayın arkadaşlar. Bombalı bölümler var. Bombalı bölümlerde mesela bombayı olan yerler, iki yer var hatta bomba olan bölümlerde. İki bölgede de bomba alıyor ve o bombaları korumak zorunda kalıyorsunuz, ama şöyle bir özelliği var. Gelip hani mesela orada yanında durduğu anda düşman orayı alamıyor. Bir cihaz var bombayı defuz etmek için, Counter Strike'dan bilirsiniz. Bombayı etkisizleştirmek için. O cihazdan kurmak zorunda. O cihazı kurduğu anda işte bomba geri sayım başlıyor. İşte hani düşman şunu kurdu falan diye çabuk git onu hallet diye zamanda kuramazsanız, defüz edemezseniz pardon, o karşı taraf atakırlar kazanmış oluyor, saldırı yapanlar. Defans yapanların işi birazcık daha zor diyebilirim. Sebep şun, genelde takım arkadaşlarınızın sağa sola barikat kurmamaları, bu barikatları kurmaları çok önemli. Çünkü her tarafı kapattığınız zaman düşman ses yapmak zorunda. Nereden gelirse gelsin ses yapacak. Gördüğünüz gibi ben de burada aracımı kullanıp onları bulmaya çalışıyorum. Onları bulduğunuz, bombayı bulduğunuz zaman işiniz rahat zaten. Nereden saldıracağını biliyorsunuz. Bakın burada bir adam var. Ben de buraya saldırıya geleceğim ve çok yanlış bir hata yapacağım. Şimdi göreceğiz birlikte. Evet işte yaptığım hata buydu. Gördüğünüz gibi orada aracım vardı aslında. Ufak aracı adam patlatmamış. Ben
bakıp onun nerede olduğunu öğrenip bakın şurada ufak tekerlekli aracım duruyor. Nerede olduğunu görüp öyle girmem gerekirdi. Duvar asılıyken yapmadım. Sonucunda da öldüm. Hani bodozlama da aldım. Bu oyunda sakın bodozlamayı denemeyin. Belirli durumlar dışında bazen işe yarayabilir. Ancak her zaman işe yarayacak diyemeyiz. Her zaman temkinli olmanız gerekmekte. Bu kameralarınız patlamadığı sürece yerde yürüyen sürekli düşmanın yerini kontrol edin diyorum. Evet. Bir sonraki maç 2-1 oldu durum. Biz kazandık az önceki maçı eleman sayesinde. Yoksa gidiyordu. 3-0 yapan kazanıyor bu arada. Yani 3-0 demeyeyim. 3 maç alan kazanıyor. 2-2'den sonra yapan artık kazanıyor. Biz 2-1 oldu durum. Bakın şu anda ufak bir yere sıkıştırdık kendimizi. Kaç kişiyiz? 5 kişi. Evet, 5'e 5 zaten. Ben neyi düşündüysem. 5 kişiyiz zaten. Şuraya dedim eğer birisi beni görmüyor. Mesela bakın burası kapalı bir yer. Burayı kapatıyorum. Birisi beni görmezse eğer ateş edeceğim. Nasıl yapacağım bunu? Şöyle bombayı patlatacağım. Birisi beni görmezse ateş edeceğim nedir? Bakın şurayı kırıyorum. Yatıyorum yere. Tabii takım arkadaşlarım rahat durmadığı için sürekli. Ben aslında bunu yapmamam gerekirdi. Gidip dışarıdaki yerleri barikatlayıp bakın az önce de söyledim. Bu hatayı ben tekrar çok kez yaptım. Çıkın zamanınız var zaten. 25 saniye 35 saniye boyunca. Koşun barikatlayabildiğiniz yerleri barikatlayın. Pusacağınız yere pusun. Ondan sonra bekleyin yani. Benim yaptığım gibi yapmayın. Yani bilmem kaç saniye öncesinden sonra bir yerde kalıp beklemeyin. Bakın ben bekliyorum mesela. Oraya kırıp gelecekleri zaman adamları indirmeyi düşünüyorum. Şimdi ben burada benim aklıma bir şey gelecek. Şimdi göreceksin. Bakın ben şu takım arkadaşlarımdan birinin yaptığı bir şey göreceğim. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir bakalım öyle mi olacak? Bu arada tabii dışarıyı kontrol ediyorum. Kim geliyor, kim gidiyor. Bakın. Takım arkadaşımın böyle fütursuzca duvara vurduğunu görüyorum. Sonra düşündüm. Aklıma bir şey geldi. Şimdi adamlar bu kapıya girebilmek için şu ileriden gelecekler. Dedim Allah Allah bu niye vuruyor acaba? Bakın vuruyor vuruyor. Sanırım kırmayı başardı. Yok. Başaramamış kırmayı. Gördüğünüz gibi hala vuruyor. Sanırım kırılmayan bir duvara denk geldi ya da kalın bir duvara denk geldi bilmiyorum. Gideceğim şimdi ben de. Bakın vurdum bu duvar kırılmadı mesela. Her duvar kırılmıyor mesela. Bakın bir yeri patlattılar. Bayağı şey oldu. Bakın mesela burayı kırabildim. Açıyorum burayı. Çok güzel bir taktik aslında. Gördüğünüz gibi böyle bir yeri pusacaksınız, tamam mı? Ondan sonra bekleyin geleni. Yani hani iyi de ateş edebiliyorsanız, iyi de hedef alabiliyorsanız, nişan alabiliyorsanız sizin için eşsiz bir siper alma noktası diyebilirim. Fakat iyi oynayan birisi sizi sıkıntıya sokabilir. Şimdi göreceksiniz. Yanlışlıkla ayağa kalktım. Birileri gelecek. Ben de onları ateş edeceğim. Bakalım ne olacak. Bakın bana sıkıyorlar. Duvarlar, kurşunlar geliyor gördüğünüz gibi. Fakat burada aslında çok heyecanlıydı buradaki çatışma. Çünkü ben eğilmişim yerdeyim. Onlar da ufak tekten ateş etmeye çalışıyor. İki kişi var orada. İki kişiyle çatışmaya çalışıyorum. Bizimkiler yine tedbiri elden bırakmıyor. Birisi arkalarından dolaşıyor. Bakın ben tekrardan bakacağım oraya doğru. Yalnız hedef alabilmem konusunda iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Çünkü çok iyi yapamıyorum ki yaptığım hatalardan birisi kalkanlı adama ateş etmek oldu ki vuramadım, adam da beni çok rahat öldürdü, kalkanından geçemedim. Gördüğünüz gibi bakın iki kişi, gördüğünüz gibi tek başıma şu delikten, bak birisi de öldü orada geçemediği için, tek başıma şu iki ufak delikten iki adamı oyaladım. En azından bunu yapabildim. Diğer takım arkadaşlarım da diğerlerini avladılar gördüğünüz gibi. Bu roundu kazandık. 2-2 oldu durum. Şimdi gelelim son oyuna. Bakalım bu son oyundu herhalde. Bakalım şimdi neler olacak.
Op 4 drone has found the biohazard container. 10 seconds left. 5 seconds to insertion. Barricade up. Op 4 has located the biohazard container. Evet, az önce söylediğim gibi, gördüğünüz gibi her yeri barikatlayın dedim. Çünkü işe yarıyor. Saldırı yapanın kafası karışıyor. Hani bunlar nereye saklandı, ne oldu, ne bitti diye mesela kendinizi güvenceye dalmış oluyorsunuz bu şekilde. Mesela her yeri barikatladı mesela. Yani bu barikatın önemi ne? Barikatın, barikat diyeyim, barikat deyip duruyorum. Barikatın önemi ne mesela? Dediğim gibi bu oyunda ses önemli. Ve birisi geldiği zaman karşı taraftan barikatı kırdığı zaman sesini duyacaksınız. Şuradan da iki delik açtım mesela karşıyı görebilmek için. Mesela o koridordan birisi geçerse buradan sıkabilirim diye, ses gelirse diye. Sonra ne yaptım? Bu bölümde bomba burada olduğu zaman her zaman şu arkadan gelmeyi tercih ediyor düşmanlar. Bakın kendime delikler açtım. Burada pompalı var. Bizim bir takım arkadaşı öldü. Gördüğünüz gibi şu kalkanlar çok dikkat etmeniz gerekiyor. Kalkanlarla direkt çatışmaya girmeyin. Bomba patlayıcınızı kullanın ya da kaçmaya çalışın. Arkasından dolanmaya çalışın. Direkt bodozlama birebir bir kalkanla kapışmayın. Çünkü hiçbir işe yaramıyor. Tabii yani bacağından veya vesaire bir yerinden vurmazsanız, bir açığını yakalayamazsanız, elindeki bu ufak tabancayla bile, yani makinanız olsa bile, pompalınız olsa bile sizi rahatça öldürebiliyor. Dikkat etmeniz gerek. Ben yine az önceki duvar çatışması çok hoşuma gitmişti. O yüzden dedim kendime bir siper alanı açayım, oradan çatışayım demiştim. Eğer dürbünlü silahlarınız olsa, benim dürbünüm yoktu. Çok daha rahat ateş edebilirsiniz. Böyle yerler doğal siper yaratıyorsunuz. Kendinize çok kullanışlı olacaktır. Burada mesela tek başıma kaldım. Karşı taraf 4 kişi, zaten yapabileceğim hiçbir şey yok. Ya ölümü bekleyeceğim ya da bodozlama dedim, yani bodozlama da almayın diye bodozlama da alacağım. Ama şöyle bir şey var, burada ölmüyorum sanırsam. Bakayım ne olacak. Kaybettik. Niye? Çünkü korumamız gereken şeyin yanında değildik. Onun yanında olmayınca da doğal olarak öldük. İyi dönmüştük. 2-0'dan 2-2 yaptık. Fakat 3. maç alamadık. 3. roundu. Oyun bu arkadaşlar. Şu an bir durakladım çünkü yanında bulunan bahçeden garip bir ses geldi. Neyse, kedi falandır herhalde, korktum bir an. Neyse, oyun bu. Gördüğünüz gibi bu da şey ekranı. İşte XP'ler falan geldi gibi, yine level atlama sistemi var. Gördüğünüz gibi level 138 puan kazandım. İşte bu puanlar biriktikçe de karakter açıyorsunuz. Silah milah açılıyor mu tam bilmiyorum daha, çünkü çok yeni oynadım daha. Oyunun başındayım. Gördüğünüz gibi level 3 olmuşum. 3'e doğru gidiyorum, pardon 2'yim. 3'e doğru gidiyorum sanırsam. Evet, oyun buydu arkadaşlar. Yani söyleyeceğim şu: kendi takımınızı kurun. Kurabiliyorsanız eğer. Kendi takımınızla oynamaya özen gösterin. Ya da mikrofon kullanmaya özen gösterin bu oyunu oynarken. Çünkü çok işinize yarayacak. Düşmanı gördüğünüz zaman takım arkadaşlarınıza bildirmeniz gerekecek. Bildirmezseniz böyle... deliler gibi evin içinde düşmanlar arıyorsunuz. Bu sırada da işte tek tek, hani ayrıldığınız için tabii ki birbirinizden, takım arkadaşlarınız ölebiliyor. Oyun buydu. Umarım başınızı şişirmemişimdir çok konuşarak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bol oyunlu günler diliyorum size. Hoşça kalın arkadaşlar.